Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer bu kanalda yeniysen, benim adım Halim ve Star Citizen ile ilgili videolar yapıyorum. Bu hafta bize CIG şey gösterdi. Traktör BİM ile ilgili bir gelişme gösterdi ve 3.19 ile ilgili haberler sundu bize. Traktör BİM ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Oyunda şu an çok önemli bir tool oluyor. Yani bir alet oluyor. Yani onsuz artık olmuyor. Çok mekanizma, oyundaki çok mekanizmalar buna bağlı. Yani her şey aslında bunu da taşıyoruz. Daha kolay oluyor. Ve bunu CIG daha da çok böyle işte genişletiyor yani fonksiyonlarına falan. Artık böyle sadece ufak bir multi tool değil, daha büyük multi tool'lar da olacak. Yani daha büyük kutuları veya daha büyük parçaları işte itebileceğiz veya kaldırabileceğiz. Ve şu an mesela multi tool şöyle çalışıyor. Yani bir sınırlaması yok. Yani alfa olduğu için ilk önce şeyleri ayarlıyorlar. İşte bununla artık neye kaldırabiliriz, neye taşıyabiliriz onları ayarlıyorlar. Mesela bayılmış korpslar da yani vücutlar da alabiliyorsunuz artık galiba. Ama bu sanırım önceden de oluyor. Yani bu şey olayı da var. Mesela büyük bir traktör BİM varsa elinde, mesela çok çok büyük objektleri de çekebileceksin mesela. Burada şey göstermişti CIG. Mesela bir avro oraya çekiyordu. Bu tabii ki biraz şey, nasıl desem, biraz unrealistic yani saçma olur. Ama olacak yani. İlk başta olacak bunlar. Çünkü CIG bu detaylara daha sonra gelecek. Yani ileride şey yapmak istiyorlar. Mesela bir traktör BİM'de yani şey taşıdığın veya kaldırmak istediğin parçanın yükünü hesaplıyor. Uzayda mısın değil misin onları da hesaplayacaklar. Ama şimdilik her şey mümkün olacak. Daha doğrusu 3.19'da gelecek bunlar. Ve daha da çok şeyler eklenecek aslında. Öyle dedi CIG ama bu eklemek istediklerin bir parçasını şimdi 3.17'de koyacaklar oyuna. Bunu biz yani 3.19'da deneyebileceğiz arkadaşlar. Ve çok şey yani çok kesinlikle çok güzel bir değişiklik aslında. Şöyle bir şey var. Çünkü oyunda bütün gemilerin bütün parçalarını falan çıkarabileceksin mesela. Çıkarıp başka bir gemiye koyabilirsin veya kendi gemine koyabileceksin. Bu aslında çok aslında düşünürseniz bayağı bu işle çok para yapılır. Yani bazı komponentleri biliyorsunuz. Mesela sheet'ler olsun yani size 2 veya size 3 falan onlar çok pahalı oluyor. Bunları artık yani bir enkaz bulursanız içinden çıkartabilirsiniz ve satabilirsiniz yani öyle düşünün. Sadece ama bu komponentler değil yani geminin silahlarını da alabileceksin. Ama sanırım size 4'e kadar ondan üstü biraz daha büyük bir multi tool'a gerek kalacak. Size 5 ve size 6 gibi işte silahlar için. Yani silahları alıp geminize takabiliyorsunuz. Ve güzel olan ne biliyor musunuz? Artık bu vehicle loadout match'e girmenize gerek yok. Yani uzayda olsanız bile hatta uçarken bile yani geminiz yani engine'i on olsa bile yani her şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela siz balistik taktınız. Öyle düşünün. Balistiklerin mermisi bittiyse gelip şey takabilirsiniz. Lazer silahları takabiliyorsunuz. Sadece geminizde bulunması lazım işte. Bir de yani ammo olayını daha yapmadı CIG. Yani mermiyi falan yükleyemiyorsunuz. O da eklenmedi ama onu da yapacaklar. Ama düşünsenize benim aklımdan şöyle bir şey geçti. Mesela bu balista 3.19'a bence çok daha böyle değerli bir araç oldu. Çünkü balistanın bütün torpidolarını tek tek takabileceksin mesela. Böyle jump town gibi görevlere gidersek orada kesinlikle böyle şeyler çok avantajlı olacak. Üstelik CIG şey gösterdi. Hani mining ile ilgili de zaten değişimler gelecek biliyorsunuz. 3.19'da baya değişecek. Yani rework yapılacak daha doğrusu. Rebalancing olacak. Ama artık şeyi de taşıyabilirsiniz. Bir mining head falan da taşıyabiliyorsunuz. Mesela bir helix aldınız yanınıza. Onları takabilirsiniz istiyorsanız. Veya işte bulduğunuz şeyleri satarsınız yine. Ama şöyle bir şey de var mesela şimdiye kadar bizim kiraladığımız o Prospector'da komponentleri değiştiremiyorduk. Artık bu ortadan kalkmış oluyor. Yani bir Prospector'a bile istediğin şeyi takabileceksin eğer bulursan tabii ki. Bu yani çok aslında beklenmedik bir gelişme. Yani bunların hepsi gelecekti ama
Şimdi hemen 3.19'da ilk bölümü gelmesi bence çok ne bileyim hani benim için sürpriz oldu. Bunlar daha sonra gelir diye düşündüm. Ama sanırım CIG hepsini birden getirmek istemiyor veya işte beklemeyelim diye bir parçasını şimdiden getiriyorlar. Diğer parçada işte 3.20'de falan veya işte ne bileyim Pyro'ya doğru herhalde onlar da eklenir. Yani daha önce çıkması bence iyi oldu. Eğer bug falan olursa bunlara düzeltirler yani mesela Pyro çıkmadan önce. Zaten Pyro çıkmadan önce her şey bir hani üstünden bir el atması lazım CIG'nin. Yani kesinlikle düzgün çalışması lazım oyun. O yüzden şu an bütün bu yaşadığımız bug'lar şimdi oluyor ya mesela o benim açımdan iyi oldu. Hani bizim açımızdan aslında. Çünkü şimdiden çıksın bug'lar hani ileride çıkmasın hani öyle düşünüyorum. Ve ileride bu engineer gameplay olayını şimdiden yavaş yavaş görmeye başladık arkadaşlar. Yani ileride bir engineer ne yapar görüyoruz şimdi yavaştan. Bütün komponentleri gemiden çıkarabiliyor veya tamir edebileceksiniz. Ve şu an mesela Starfare'i görüyorsunuz. Ve Starfare'de de şeydi. Hani bu fuel potları bile değiştirebiliyorsunuz. Neyse, videoyu bayağı uzattım. Umarım video beğendiniz. Hoşunuza gittiyse bir like atın veya bir takip alın. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.